Değerli izleyenler, DRT ekranlarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftaya Bakış programımızla yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta farklı bir konu ve farklı konuklarla Haftaya Bakış'ı işlemeye çalışacağız. Turizm gündemiyle bir taraftan meşgul olacağız bu hafta. Malumunuz 2021'in sonlarına doğru turizmi konuşmuştuk ve turizmle ilgili olarak da tabii ki önümüzde en önemli gündem maddesi o zaman döviz kurlarındaki hareketlilik vardı. Bir tarafıyla biraz enerjisini kaybetmiş şekilde pandemi süreci vardı. Ama bunun üzerine 2022 ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Buna ek olarak dünya üzerindeki ekonomik daralma ve Almanya'nın da mesela son 48 yılın en yüksek enflasyonu yaşadığı verileri gelmişti 3 hafta öncesinde baktığımızda. Ciddi bir enflasyon oranında da yükselişler var. Bununla birlikte tabii ki insanların tatil yapma ihtiyacı, tatile dönük gereksinimleri de bir taraftan artık yeniden düzenleniyor mu diye bir soru işareti ortaya çıkıyor. Neden diyeceksiniz? Özellikle tabii artan maliyetler. Belki program içerisinde de konuşacağız. Açık büfeleri görebilecek miyiz? En önemli gündem maddelerinden belki de birisi bu. Esprilere konu olmuş konulardan bir tanesi. Tabii ki fiyatlandırma nasıl olacak bu ortamda? Tabii bir taraftan turizm sektörünün çeşitli finansa ulaşma yöntemlerinde ne türlü bir gelişme var? Bunların hepsini konuşacağız. Çok değerli konuklarımız var. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden onları sizlere aktarmak istiyorum. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Oteliciler Derneği Başkanı Taceddin Özden bizlerle birlikte olacak. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Mustafa Deliveli bizlere eşlik edecek ve stüdyoda da Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Dentrot Başkanımız Gazi Murat Şen bizlerle birlikte olacak. Sayın Şen, hoş geldiniz. Öncelikle stüdyoda olduğunuzdan dolayı. Bir taraftan da Taceddin Bey ve tabii ki Mustafa Bey de hoş geldiniz diyoruz programımıza. Sefalar getirdiniz. Dilerseniz Taceddin Bey'den başlayalım. Kendisine sorularımız var. Kendisi tabii ki Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı olması dolayısıyla. Taceddin Bey selamlar. Programımıza hoş geldiniz. Diliyorum. Herkese selamlar. Çok teşekkürler. Şimdi tabii ki bazı gündem maddelerini saydık fakat yani şuradan meseleye girelim bir taraftan. Hem bu aktardığımız konular üzerinden hem dövizi konuşalım istiyoruz, hem Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri ne şekilde olacak ama fiyatlandırma, maliyetler de burada çok önemli bir etken. 2022'de özellikle bayram rezervasyonlarına baktığımız zaman ve yaz rezervasyonlarına ne tür bir değişim ve gelişim gözlemlediniz, gözlemliyorsunuz? Hangisinden başlayayım? İstediğinizden başlayabilirsiniz. Başlık var. İstediğinizden başlayabilirsiniz. Tamam, peki. Teşekkür ederim. Buyurun. Birincisi döviz kurundaki, şu anda bir stabil gidiş var döviz kurunda. Yani döviz kuru artmıyor. Döviz kurunun birazcık artması bizim maliyetlerimizi dengeleyecek. Otelcilik sektöründe bizim ciddi bir maliyetimiz var. Enerji, insan kaynakları, gıda. Buna da fiyatlar oldukça arttı. Dolayısıyla eğer döviz kurlarında hafif bir artış olursa bizim maliyetlerimizi bir kısmını rahatlıkla bu şekilde kompanse edebiliriz diye düşünüyorum. Fiyat artışlarımız zaten yapıldı, bitti. Yurt dışındaki tur operatörlerle kontratlarımızı yaptık, bitirdik. Dolayısıyla fiyatlarımız artık sabit bir hale geldi. Yurt içi pazarına biz fiyatlarımızı yurt dışına göre daha düşük tutuyoruz. Bu bizim her zaman için benimsediğimiz bir yol. Çünkü otelciler olarak şunun farkındayız, yurt içi pazarına bizim ihtiyacımız var. Evet. Artık yerli misafirlerimize her zaman için bizim beda sayısı belli bir kontenjan ayırabilmemiz, onların tatil yapabileceği bir fiyat politikası izlememiz lazım. Bunun için de biz yurt içi fiyatlarımızı çok fazla arttırmıyoruz. Yani yurt dışı ile kıyasladığımız zaman o artışı yansıtmadık. O yüzden döviz kurlarındaki artış bizim maliyetlerimizi dengeleyecek. Girdim maliyetlerimizi ve karlılığımızı daha dengeli sürdürmemizi sağlayacak. Ukrayna savaşı biraz etkiledi gibi görünüyor şu an için.
Ama haberler olumlu geldikçe de rezervasyonlarda artışlar başladı. İlk savaş başladığında özellikle Avrupa pazarında rezervasyonlarda bir durağanlık oluşmuştu. Bir iki hafta bu durağanlık devam etti. Ancak iptal almadık. Sadece rezervasyonlarda bir yavaşlama oldu. Savaşın belli bir rutine girip de artık yani olumlu şeyler olunca veya savaşın genişlemeyeceği gibi bir durum oluşunca artık insanlar bunu nasıl okudularsa şu anda rezervasyonlarda bir artış var. Tekrar eski günlere döndük diyebilirim. Gerek Avrupa'dan, gerekse İngiltere'den, yani Orta Avrupa'dan, İngiltere'den. Buradaki tek sıkıntı bizim Ukrayna ve Rusya'dan, Ukrayna'yı zaten tamamen kaybettik diye düşünüyorum. Rusya'da ne kadar kaybedeceğimiz, eğer Rusya'dan çok fazla bir kaybımız olmazsa, onu da Avrupa ile dengelediğimiz zaman bizim hedeflediğimiz 2023 yılı, 2022 yılı için hedeflenen turizm rakamları ve ciroları yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Bayram rezervasyonlarına gelince bayram da şu an için yavaş gidiyor. Bayram rezervasyonlarında beklediğimiz bir rezervasyonu hedef. Sanıyorum bunda bizim son dakika, bizim Türk pazarımız son dakika biraz daha rezervasyon kararını son dakika verdikleri için bundan sonra hareketleneceğini düşünüyorum. Fiyatlarımız genelde makul düzeyde, yani ülkenin bulunduğu fiyat şeylerine baktığımız zaman, makul yurt dışına baktığımız zaman makul fiyatlarla tatil yaptırmaya çalışıyoruz. Hala erken rezervasyon indirimlerimiz devam ediyor. Kimse erken rezervasyon indirimini geri çekmedi. Hangi bölgeden isterseniz isteyin, arkadaşlarımız da bahsedeceklerdir. Erken rezervasyon indirimlerimiz devam ediyor ve Türk pazarından o beklediğimiz, hedeflediğimiz payı almak istiyoruz. Türk insanımızın belli bir sayıda otellerimizde tatil yapmasını istiyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili de beklentimiz devam ediyor. Fiyat politikamız buna göre devam ediyor. Oda sayılarımızı da buna göre ayırmış durumdayız ve bekliyoruz. Evet, yeri gelmişken şunu da soralım. Tabii bu maliyet artışları bir taraftan fiyatlamayı da illaki olumsuz yönde etkiliyordur. Yani mesela eskiden, ya en son gittiğimde otele tabii açık büfeler vardı ama şimdi önümüzdeki sezona baktığımız zaman açık büfeler gerçekten açık mı olacak, yoksa bildiğimiz eski tarzı bir kapalı durumla mı devam edilecek? Mesela burada böyle bir hiç fikir, düşünce ortaya çıktı mı maliyetler açısından? Şöyle, bu konuda geçen yıl güvenli turizm sertifikasının kriterlerinde açık büfeleri bu şekilde camla bizim servis yapmamız mecburiyeti vardı. Bu yıl bu mecburiyet kalktı. Dolayısıyla işletmecilere bırakıldı bununla ilgili inisiyatif. Bazı otelcilerimiz camları kaldırdılar. Eski düzene devam ettiler. Bazı otelcilerimiz de hala eski düzende devam etmek istiyorlar. Bunun bir tasarruf olduğunu düşünüyorlar. Bir maliyet azalttığını düşünüyorlar ki ben de buna katılıyorum. Bir tasarruf sağlıyor. İsrafı engelliyor. Daha doğrusu tasarruftan ziyade israfı engelliyor. Yoksa biz otelciler olarak insanlarımız, misafirlerimiz ne kadar yiyebiliyorlarsa yesinler, alsınlar. Buna hiçbir şeyimiz yok. Bir itirazımız da yok. Arkası da geliyor. Takviye de edebiliyoruz. Ancak bizde israf üzüyor. İsrafın önüne geçtiğini düşünüyoruz. Bir diğer iyi tarafı da bunun hijyen konusunda bayağı bir fayda sağlıyor bize. O ellediğimiz, herkesin ellediği çatalları, bıçakları, maşaları açık büfedeki artık aşçılar sadece elliyor ve eldivenle elliyor. Dolayısıyla orada da bize bir hijyen, ciddi anlamda bir hijyen sağlıyor. İşin bir de bu tarafı var. Ama tabii inisiyatif otelcilere geçmiş durumda. Oteller kendi işletme politikalarına, kendi kararlarına göre kimisi devam ediyor, kimisi de kaldırıyor. Evet. Tabii yeri gelmişken onu da sorayım. Yine sorularım olacak. Mustafa Bey'e döneceğim ama. Şimdi genel itibariyle bakıldığı zaman daha öncesinde tabii şu anda belki hani İngiltere'den, Almanya'dan yabancı turistler geliyor. Fakat Avrupa'nın özellikle nasıl söyleyelim, İspanya, Fransa, İtalya bu bölgelerinden, gelişmiş Avrupa ülkelerinden buraya dönük olarak yabancı turist sayısının azaldığına dair bazı veriler var. Daha çok böyle Doğu bloku civarından biz ziyaretçi alıyoruz. Bu noktadaki Avrupa'dan ziyaretler durumunu nasıl gözlemliyorsunuz, yorumlarsınız? Şöyle, mesela Alman pazarında artış var. Alman pazarından ciddi bir beklentimiz var. Ve Alman pazarında sadece geçen yıl ve ondan önceki yıllarda pandemi döneminde ağırlıklı olarak Almanya'da yaşayan bizim Türk vatandaşlarımız gelmişlerdi. Bu seneki rezervasyonlara bakıyoruz. Ciddi sayıda Alman ismi de var. Yani Alman pazarından ciddi bir artış bekliyoruz.
Ve bunu da görüyoruz. Somut bir şekilde rezervasyonları artarak gelmeye devam ediyor. Polonya pazarı oldukça iyi geliyor. Hı hı. Slovak pazarı aynı şekilde. Macaristan, Balkan ülkeleri, İngiltere, bunların hepsinde bir artış var. Sadece Fransa'dan çok fazla bir rezervasyon gelmiyor. İspanya, İtalya zaten hep bizde zayıftı. Oralardan hı hı. daha çok Anadolu grubu dediğimiz tur yapan gruplar geliyordu. Onlarda öyle büyük bir sayı artışı yok. İskandinav ülkelerinde gene rezervasyonlar fena değil. Aslında genel olarak baktığınızda yabancı sayısında bir artış var. 2021 yılının oldukça üzerinde bir sayı geliyor. Bu sene ben her şey normal giderse 2019'un sayılarını bile yakalayabileceğimizi düşünüyordum. Bu Ukrayna krizi çıkmasaydı, Ukrayna krizinin ne kadar etkileyeceği ve savaşın ne kadar süreceği olacak, bir de Rusların ne kadar gelemeyeceği. Ama onun dışında şu anda rezervasyonlar tekrar ciddi bir yabancı rezervasyon akışı bütün Avrupa ülkelerinden gelmeye devam ediyor. Evet. Peki yerli turist ne durumda bu açıdan bakıldığında? Yerli turist de henüz fiyata bakıyor yerli turist gördüğüm Hı-hı. kadarıyla. Fiyatları daha makul olan otellerde ciddi bir talep var. Oralarda oldukça iyi satışlar. Geçen senenin çok üzerinde şu anda yerli pazardaki rezervasyonda. Fiyatları yükselen otelleri biraz daha rezervasyon seyri yavaş gidiyor. Ama genel olarak baktığımızda yerli pazar 2021 yılının üzerinde daha iyi bir rezervasyon, erken rezervasyon dönemi için söylüyorum. Bütün Türkiye'deki seyahat ajantaları, yerli pazara çalışanların hepsindeki sayılar aldığımız bilgilere göre 2021'in önünde. Şu anda sadece yüksek fiyatlı otellerde biraz bir düşme var. Onun dışında belli bir segmentteki oteller oldukça iyi satıyor. Evet. Bizim beklentimiz son dakika yerli rezervasyonun artacağı, sayıların çoğalacağı yönünde. Biraz daha bekliyorlar diye düşünüyorum. Hani fiyat konusunda biraz herhalde bir dengeye otursun diye ya da... Yani biraz last minute'leri, fiyatları, böyle bir fiyatlar düşer beklentisi evet. var. Son dakika fiyatlar iner mi beklentisi var. Veya tatilini planlayamamış insanlarımızın bir kısmı. Bir kısmı da belki kendince bir takım ekonomik beklentileri var. Bir takım hesaplar, kitaplar yapıyordur. İşte bu savaşın bile etkisi vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla planlama yaparken herkesin bir takım beklentileri var. En sonunda son dakikada olsa mutlaka insanımız bir şekilde tatile çıkacaktır diye bir beklentim var. Ve ona inanıyorum. Geçmiş, yani geçen yılki rezervasyon yurt içi pazarından daha iyi bir sayıya da ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Evet, peki bir tüyo, bir ipucu olabilir mi? Yani fiyatlarda bir düşüş ya da böyle bir düzenleme ya da bir sürpriz bir durum söz konusu olabilir mi yerli turistler için? Yani bence yerli turist için, yerli misafirlerimize benim tavsiyem şu olur. Şu andaki erken fiyatların altında ineceğini sanmıyorum. Hı hı. Yani ülkemizdeki fiyatların artışı malum. Enflasyonun durumu malum. Otellerin maliyetlerin durumu malum. Dolayısıyla bunun altına bir fiyatların inerek yurt içi pazarına sunulmasını ben çok beklemiyorum. Hı hı. Erken rezervasyonları kaçırmadan rezervasyon yaptırmalarının menfaatlerine olacağını düşünüyorum. Eğer Avrupa pazarında ciddi talep gelirse otelci ne kadar da yerli pazara bir pay ayırsa da sonuçta eğer o pay gerçekleşmiyorsa otelini boş bırakmayacaktır. Bu sefer Avrupa pazarına o payı kaydıracaktır. Dolayısıyla bu sefer hem yerli pazarımız o indirim, erken rezervasyon indirimini kaçıracak. Hem de belki istediği otelde rezervasyon bulamayacak. Bulsa da daha pahalı fiyata bulacak. O yüzden bence şu yerli erken rezervasyon indirimlerini kaçırmadan bir an önce rezervasyonlarını yapsınlar. Bunun altına çok ineceğini sanmıyorum. Evet, teşekkür ediyoruz düşünceleriniz için. Sizi bir müddet daha ağırlayacağız Sayın Özden. Şimdi Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Mustafa Delivelli'ye dönelim istiyorum. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Sefalar getirdiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, şimdi meselenin Güney Ege tarafında durum nedir? Özellikle Marmaris özelinde baktığımız zaman beklentiler ne yönde? Bu gelişen olaylar, durumlar karşısında turizm sektörü nasıl bir pozisyon aldı ve nasıl bir aksiyonda bulunacak? Sizin cephenizden de durumu değerlendirmenizi isteyeceğim. Bölgemizde Dalaman Havalimanı'ndan misafir ağırlamaktayız ve bizim için
ana kaynak pazarımız uzun yıllardır İngiltere Birleşik Krallık olmuştur. Pandeminin ilk senesinde 1 Ekim 2020 tarihinde bir anda gelen bir kararla, 3 Ekim'de uygulamaya başlayan kararla Türkiye güvenli uçuş koridor listesinden çıkartılmış ve bir sonraki sene 2021 yılının 22 Eylül'üne kadar yeni uygulamaya koyulan trafik ışık sisteminde kırmızı listede kalıp Dalaman bölgesi, bizim bölgemiz Birleşik Krallık'a tamamen kapalı kalmıştı. Tabii bu bizi fevkalade derecede olumsuz etkilemişti. Belirttiğim gibi bizim bölgemizin ana kaynak pazarı ve sayılarla söylemek gerekirse Dalaman Havalimanı'na 2019'da pandemik öncesi her inen iki yolcunun birinin Birleşik Krallık'tan geldiği düşünülürse ve bu pazarında bir sene boyunca kapalı kalması bizim için oldukça kötü bir sezon geçirmemize yol açtı. Sayılarla konuşursak bizim normalde Dalaman Havalimanı'na 2019 yılında 1.7 milyon ziyaretçi ağırlamıştık. Pandeminin ilk senesi 2020'de bu sayı 430 bine düşmüş. 2021 yılında bahsettiğim İngiltere pazarının kapalı kaldığı sezonda ise sadece ve sadece %12-13'lük artışla 483 bine yükselmişti. Türkiye ortalamasının oldukça altında, Türkiye ortalaması yaklaşık %80-90'lara yakın bir artışla 12 ayı kapatmıştı. Bölgesel bakarsak Antalya yaklaşık %170'lerin üzerinde bir artışla kapattı. Ya bir de Temmuz sonunda yaşadığımız talihsiz orman yangınlarıyla beraber bizim için 2021 yılı gerçekten oldukça büyük bir hayal kırıklığı olarak kayıtlar tarihe geçti. Bu sene için oldukça umutluyuz ve de planlama, koltuk sayıları planlama oldukça yüksek. Bahsettiğim gibi İngiltere pazarında 2019 yılında 1.7 milyonu 870 bine İngiltere pazarından gelmişken bu sene planlanan koltuk sayısı yaklaşık 1.3 milyona tekabül etti. Yani büyük bir artış bulunmaktı ki burada şuna da dikkat çekmek isterim. 2019 yılının sonlarında Eylül ayında dünyanın en eski ajantası ve İngiltere pazarında en büyük ajantalarından biri olan Thomas Cook'un iflasından sonra bu sayıları sizlerle paylaşıyorum. Bununla beraber İngiltere pazarının koltuk arttırması ve yeni kazandığımız pazarlarla İskandinav, Avrupa, Baltık, İran, İsrail bu pazarların da ilave olmasıyla biz bölgemizde 2019 sayılarına ulaşmayı hedefliyoruz. Evet, şunu da merak ediyorum şimdi. Karşı farklı ülkeden özellikle bölgenize bir taraftan Dalaman'a uçaklar geliyor. Orta Doğu'nun biraz hareketli olduğu bilgisi de var bizde. Bizim dönemsel olarak değişiyor fakat normalde 30-35 arası diyebiliriz. Bu sene beklenense 32 ülkeden uçuş bekliyoruz. Bir taraftan Orta Doğu'dan özellikle belki daha uzun zamandır hani turist almadığınız ülkeler var mıydı sizi umutlandıran ya da sürpriz diye nitelendirebileceğiniz? Vardı. Bizim için 2009'dan beri kapalı olan, 2009'dan beri misafiri ağırlayamadığımız İsrail pazarı bizim için tekrar başlaması oldukça sevindirici oldu. Mart ortasında Nevruz'la beraber İran'dan direkt Dalaman'a arada bir durak veya bir havalimanına uğramadan direkt uçuşların Dalaman Havalimanı'na inmesi de bizim için oldukça olumlu idi. Orta Doğu, İsrail, İran, Baltık ülkeleri ve İskandinav pazarıyla beraber biz bu sene Rusya-Ukrayna savaşı neticesinde yaşayacağımız kaybı fazlasıyla telafi etmeyi planlıyoruz. Tabii burada bizim bir avantajımız söz konusu. O da şu ki Dalaman'ın ve bizim bölgemizin yatak kapasitesi tabii ki bir Antalya, Alanya ile kıyaslanamaz. Bizim için İngiltere pazarı %51'e tekabül etseydi bu 870 binlik bir rakama tekabül etmekte. Antalya'da ise Rus Ukrayna'nın Antalya'daki pazar payı 2019 yılında %44, 2020'de %62 ve 2021'de %55 oranındaydı. Yani buradaki sayıların telafi edilmesi bölgesel farklılıklar neticesinde daha güç olmaktadır. Fakat bizim bölgemizde Rus-Ukrayna pazarından 2019 sayılarıyla beraber bir beklentimiz yaklaşık olarak 400-450 bin, maksimum 500 bin olacaktı. Az önce de belirttiğimiz gibi
Diğer yeni pazarların açılması, mevcut pazarların kapasite artışıyla beraber biz bu kaybı telafi etmeyi, kompanse etmeyi planlıyoruz. Evet. Şimdi Taceddin Başkanımıza sorduğum soruyu size de soracağım. Açık büfelerle ilgili tabii her işletmeye kendine bırakıldı bu karar denildi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası bu konu işletmenin yapısal durumu, işletmenin kapasitesi ile doğru orantılı. Kimi işletme bu uygulama kalktıktan sonra bunu uygulamaya devam edeceği yönünde bizim derneğimizde paylaşımlarda bulunmuştu. Kimi oteller ise bunu yapacak olanların en temel nedeni tabii ki buradaki israfın önüne geçmek idi. Kimi otel ise bunun uygulamasında yaşadığı sorunları dile getirerek eski usule, yani misafirin kendisinin maşayla kendi yemeğini kendi alacağı eski sisteme döneceğini söyledi. Tamamen işletmenin tasarrufunda yapısal özellikleri, büfenin büyüklüğü, hizmet vereceği alana yayılması, o esnadaki farklı outletler, farklı misafirin yönlenebileceği farklı restoranlar, yükün dağılımıyla doğru orantılı. Bazı otelciler bunun operasyonel zorluklar getirdiğini savunuyor. Yani tabii bunda maskenin de bulunması büyük bir etkendi. Maske sebebiyle karşılıklı yemeği servis eden ve yemeği talep eden arasındaki dil bariyeri, anlaşamama, yemek alma sürecinin uzaması, sıraların da uzamasıyla beraber deneyimli olumsuzluklara neden oluyordu. Fakat belirttiğim üzere tamamen otelcinin, işletmecinin tasarrufuna kaldı. Her iki yöntemi de benimseyen otelcilerimiz mevcut. Evet, teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Sizi de bir müddet bekleyeceğiz. Dentrod Başkanımız Gazi Murat Şen'e de dönelim. Tüm bu bir taraftan hem Mustafa Başkan'ın hem de Taceddin Başkan'ın aktarmış olduğu konular üzerinden size yeni soru sormayacağım ama hem bu açık büfe meselesini sizden de merak ediyorum hem değerlendirmenizi. İşte bu Avrupa'dan ziyaretler olsun keza haliyle tabii Antalya'nın kapasitesiyle Dalaman'ın kapasitesini karşılaştırma yine Mustafa Başkan'ın dediği gibi çok doğru bir şey değil ama hem olayı kıyı bölgelerimiz hem de deniz açısından da ele almanızı istiyorum bu manada. Ya şimdi şöyle, biz 2022 yılında 2019'dan daha iyi bir sezon bekliyorduk. Geçen yıl biliyorsunuz biz Haziran'dan itibaren otellerimizi açtık. Sokağa çıkma yasakları devam ediyordu. Bayramdan sonra hatta insanlarımızın hareketleri oluşmaya başladı. Turizm hareketi oluşmaya başladı. Birçok vatandaşımız da özellikle daha böyle kendi içinde kompak villalarda, daha sakin yerlerde tatil yapma ihtiyacı hissetti. Bu yıl baktığımız zaman büyük tesislerimize de yoğun bir şekilde biz talebin oluşmasını bekliyorduk. Çünkü Covid'in etkisi de bitti. Şu andaki rakamlarda işte 6.000 civarında vefat olay sayıları geliyor. Vefatlar 24 civarında. Tüm Avrupa'da da yoğun bir şekilde insanların bastırılmış bir seyahat etme ihtiyaçları vardı. Bundan dolayı birikmişlik var. Evet, Rusya-Ukrayna gerilimi mutlaka bizim ülkemizi etkileyecek. Ama bunun karşılığında da yeni açılan pazarlar, ilişkilerin artık daha normalleştiği İsrail gibi ülkelerden biz ekstra misafirler alacağız. Avrupa'dan da bir takım artışları biz açıkçası bekliyoruz. Taceddin Başkanım'ın da dediği gibi İtalyanlar özellikle kültür turlarına geliyorlar. Kültür turlarında İspanyollarla İtalyanların biz Pamukkale bölgesine şu anda ciddi anlamda rezervasyon geçtiğini görüyoruz. Çok güzel. Özellikle sıcak aylarda geliyorlar. Haziran, Temmuz, Ağustos gibi İtalyanlar. O aylarda bölgemizde çok yoğun bir şekilde İtalyanların rezervasyonları da var. Uzak Doğu, Çin hariç rezervasyonları devam ediyor. Uzak Doğu'dan misafirlerimiz geliyor. Hatta Denizli uçağına baktığınız zaman şu anda Denizli uçağında Uzak Doğu'lu misafirlerin zamandan tasarruf edebilmesi amacıyla uçakları da doldurduğunu görüyoruz. Denizli özeline baktığımız zaman Pamukkale'ye bu Rusya-Ukrayna krizinden sadece Pamukkale-Ören yeri giriş rakamlarında etkileneceğiz. Bir de havuz rakamlarında etkileneceğiz. Çünkü gerek Rus gerek Ukraynalı misafirler genelde sabah çıkıp Antalya bölgesinden akşam da tekrar otellerine dönüyorlardı. Yani bizim günübirlik dediğimiz ziyaretleri yapıyorlardı. Konaklama açısından Pamukkale'ye çok büyük bir zarar görmeyecek. Keza aynı şekilde Ege bölgesi de genelde bundan zarar görmeyecek. Rusya pazarı için çok bir şey söylemek mümkün değil. Bakarsınız çok iyi de olabilir. Yani
Geçen yılki rakamları da yakalayabiliriz. Ama bakarsınız 2-3 milyonda kalabilir. Biz Rusya ile Ukrayna'nın toplamından yaklaşık işte 8-9 milyon ziyaretçi bekliyorsak, yani 5 milyona yakın bir ziyaretçi alsak çok büyük bir başarı olur. Ama 3 milyon civarında ziyaretçi alırsak da bu da çok kötü bir rakam olmayacak. Yerli vatandaşlarımızı şu konuda uyarmak lazım. Rusya-Ukrayna gerginliği olduktan sonra otel fiyatlarının sanki düşeceği gibi, otellerin boş kaldığında aksiyon yapacağı gibi bir beklenti var. Böyle bir algı mı var? Var öyle bir algı. Olması da normal zaten. Çünkü baktığınızda işte Antalya bölgesiyle ilgili işte %55 civarında geçen yıl Rus ve Ukraynalı vatandaşların orayı doldurduğunu düşünürseniz sanki orada bir boşluk olacak. Ondan dolayı fiyatların düşebileceği, rezervasyonları biraz daha bekletmenin doğru olacağını düşünüyorlar ama fiyatlar geri gelmeyecek. Fiyatlar ilerine gitmemesinin nedeni Rusya-Ukrayna gerginliği. Yoksa biz ön rezervasyon kampanyaları başladığı zaman acentelerde bunun işte Kasım'da başlıyor. Ondan sonra gitgide azalan bir şekilde indirimlerin azaldığını görüyorduk. Şimdi ilk başladığı noktalara yakın bir indirimler devam ediyor ki o fiyatlar bazı tesislerde gerçekten çok çok uygun. Yani bir restoranta gitseniz, yemek yeseniz, kahvaltı yapsanız o paraları ancak çıkarsınız ki konaklama sahil kenarında her türlü size hizmet veriliyor. O yüzden Taceddin Başkanım'ın da dediği gibi çok fazla gecikmeden eğer vatandaşlarımızın bu enflasyon ortamda gelirleri de yeterli oluyorsa, tatil programları da yapabiliyorlarsa mutlaka tatil programlarını bence gecikmeden yapsınlar. Herkesin tatil ihtiyacı bütçelerine göre mutlaka bir yer bulacaklardır. Bu programları da yaparlarsa onlar da bir sıkıntı yaşamazlar. Her yıl yaptıkları gibi, yaptığımız gibi Türklerin, vatandaşlarımızın işte bayramda işte ben gideyim nasıl olsa yer bulurum noktasında olmasınlar. Mutlaka yerlerini ayırsınlar. Bir de özellikle TURSAP'tan belgeli bildiğimiz acentelerden tatillerini alsınlar. Her yıl belli bir sıkıntı yaşanıyor. Bu otellerin fake otel olması, açılan sayfaların, sitelerin yanlış olması ile ilgili. O yüzden bildik acentelerden tatillerini alsınlar. Açık büfelerle ilgili tabii iki tane görüş var. Bir tanesi israfla ilgili işte camın arkasından olması israfı azaltıyor. Daha az misafirler yiyeceklerini alıyorlar, ihtiyaçları olduklarında alıyorlar. Ama bir tarafta da o servisi verirken oraya çok daha fazla adam istihdam etmek durumunda kalıyorsunuz. Ve bize yani her milletten neredeyse insan geliyor. Oradaki arkadaşlarımızın da her dili bilmesi de mümkün değil. Orada iletişim problemleri de yaşanıyor. Geçen yıl otellerimiz açıldığında çok fazla yabancı misafirimiz başta yoktu. Çok sıkıntı olmamıştı bu kapalı büfeler. Ama doluluklar yükseldiği zaman mutlaka kapalı büfeden servis yapmak hem misafir açısından hem otelci açısından sorun olacaktır. Yavaş yavaş da ben açıkçası büfelerin eski haline geleceğini bekliyorum. Tabii büfeler tekrar açılabilir ama eski zenginliğinde olabilir mi? O da artık dünyada artan emtia fiyatları, gıda fiyatlarıyla bunun ne kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini hepimiz gidince tekrar beraber bir şekilde... Biraz kaliteden ödün mü? Ya ödün verilmez de ama fiyatlar gerçekten çok yüksek. Yani mesela benim dikkatimi çeken, yani şimdi tatlı kısımda benim için önemlidir tatile gittiğim zaman. Mesela orada biraz daha bir... Daralacak mı? Bir gam daralacak. Yani olabilir... Çünkü verdiğiniz fiyatla aldığınız bir hizmet var. Evet. Turizmdeki arkadaşlarımız da mümkün olduğu kadar daha düşük fiyat verebilmek için belli noktalarda tasarrufa gitme yöntemini seçecekler. Kaliteden ürün vermeden bunun altını çizmek lazım. Yok kesinlikle yani orada yiyecek içeceklerin hepsi zaten markalı, kaliteli, sürekli bizi denetlenen tesisleriz ki özellikle yabancı misafirlerle çalışan tesislerimiz yabancı acenteler tarafından da denetleniyorlardır. O yüzden hiç kimsenin ben sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Almanya'dan misafir sayımız hiçbir zaman eksilmiyor. Orada biraz bizim artık entegre olduğumuzdan dolayı Almanlar bizi biliyor, biz onları biliyoruz. Yani Türkiye'de savaş döneminde bile, bombalar patlarken bile Alman vatandaşların Türkiye'yi tercih ettiğini gördük. Bundan sonraki dönemde de Alman vatandaşları yoğun bir şekilde gelecektir. İngiltere pazarı gene iyi olacaktır. Polonya pazarı iyi olacaktır. Doğu bloku ülkelerinden gelen insanlar çoğalacaktır. Ama ben özellikle artık son dönemde Avrupa'dan da bu Ukrayna-Rusya krizinde arabuluculuk çalışmalarımız, Türkiye'nin imajının biraz daha sempatik olmaya başlaması Avrupalı vatandaşları da ülkemizden tatil almaya itecektir.
Zaten evet. Baktığınızda İspanya ile beraber şu anda ülkemiz en fazla rezervasyon alan ülkelerden bir tanesi. Ben 2022 yılının özellikle hani Haziran'dan itibaren iyi olacağını düşünüyorum. Onun için yerli vatandaşlarımız da bir an önce eğer tatil yapmayı düşünüyorlarsa hemen rezervasyonlarını yapsınlar. Bu uygun fiyatlardan da faydalansınlar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yine size döneceğiz Sayın Şen. Evet, Sayın Özden, Sayın Başkanım size dönelim istiyoruz. Tabii siz hem Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısınız, bir taraftan da Kuşadası'nda Kuşadası Otelciler Derneği Başkanısınız. Merak ettiğim bir soru var, onu soracağım. Sonra ardından sektörel manada da sorum olacak. Tabii Kuşadası'nda çeşitli yatırımlarınız ve tabii otel yapımlarının olduğunu biliyoruz bu manada. Mesela Denizli'ye dönük olarak da böyle bir yatırım, böyle bir otel yapımı düşünceniz, fikriniz var mıdır? Bunu merak ediyorum. Murat Başkan'a soralım onu. Eğer Murat Başkan Denizli'de para kazandığını söylüyorsa o zaman yapar, sorun yok. Yani bizim grubun o tarafta bir arsası var, arazileri evet. var. Bizim grup aslı Denizli zaten. Evet. Oradan büyüdüler, oradan yola çıkarak bu noktaya geldiler. Dolayısıyla Denizli'de her zaman için bir şey yapmak istiyorlar. Ancak bunlar tamamen ticari hesaplara, kitaplara bakılarak yapılabilecek şeyler. Şu anda Denizli'ye yatırım kısa dönemde sanıyorum mümkün görünmüyor. Evet, orta döneme doğru yine değerlendirilip masaya yatırılabilir diyorsunuz bu manada. O zaman gene Murat Başkanımıza soracağız. Para kazandı deyince geleceğiz inşallah. Peki. Biz de kendisinden bilgileri alırız bu manada. Şunu soracağım. Şimdi siz Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısınız. Biz bunu Aralık ayında yaptığımız programda da sizin programınız yoğun olduğu için sizi yayınımıza alamamıştık o zaman. Yine FETÖ Başkanımız Bülent Bey vardı. Yine Sayın Şen ve evet. Sayın Deliveli vardı. Şimdi turizmcilerin en büyük sıkıntısının ne olduğunu düşünüyorsunuz sektörel bazda bakıldığında ve sektörün borcu ne durumda? Bu da önemli. Artıyor mu, azalıyor mu? Ve bir taraftan da bu maliyet artışları da hani elbette belli başlı dengeye oturuyor ama uzun vadeli bir fiyatlama da söz konusu olamıyor. Turizmcilerin problemlerini de bir taraftan ele alalım istiyoruz. Neden? Çünkü programı yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla bir farkındalık oluşturalım. Hem sektörün problemlerini de masaya yatıralım istedik. Bu düşüncelerinizi de merak ediyoruz Sayın Başkanım. Yani turizm sektörünün önce borç kısmından başlayayım. Turizm sektörü hızlı bir şekilde yatırım yaptı. Turizm sektöründe yatak sayımız ciddi anlamda arttı. Son 10-15 yılda her bölgede ciddi şekilde otel yapıldı. Turizm tesislerinin sayısı arttı. Bu nasıl oldu? Bankacılık sektörü uzun vadeli ve düşük faizli kredi verdi. Dolayısıyla da yatırımcıların da yatırım iştahı vardı. Sektör iyi görünüyordu, para kazanılıyordu. Dolayısıyla yatırım yaptılar. Ancak pandemiyle beraber, ondan önceki bu Rus uçağının düşürülmesi, bizim darbe teşebbüsleriyle beraber pandemide bu işin tuzu biberi oldu. Turizm sektörünün borcu azalmadı maalesef. Tam tersine borcu arttı ve ödemelerinde sıkıntılara girmeye başladılar. Çünkü her yıl ödenmesi gereken bir takım paralar vardı. Bunları ödeyemeyip ertesi yıla erteleyen, tekrar yeniden yapılandıran otelciler var. Bunların birikiyor, üst üste geliyor. Her sene, bir sonraki sene acaba iyi olur mu diyerek bir sonraki seneye kaydırılan rakamlar üst üste binince artık ciddi şekilde sektörün bir borç yükü oluştu. Dolayısıyla sektörün bu anlamda bir borç yükü var. Sektör bunu bir şekilde altından kalkar mı? Kalkar. Ancak bununla ilgili olabilecek bir takım iyileştirmeler, destekler ve bankacıların göstereceği, bankaların göstereceği anlayışlarla bunun altından kalkmak çok daha kolay olur. Sektör daha az zarar görür diye düşünüyorum. Bizim bir önemli bir sorunumuz da insan kaynağı. Turizm sektöründe yetişmiş, kalifiye ve bu sektörde çalışmak isteyen insan konusunda sıkıntı çekiyoruz. Hatta mecburiyetten dolayı yurt dışından personel getirmek zorunda kalıyoruz. Ciddi bir genç nesil var, iş arayan, çalışmak isteyen. Turizm sektöründe ciddi şekilde istihdama ihtiyacı var. Ancak bunu biz bir araya getiremiyoruz bir türlü. Yani insan kaynağı konusunda sıkıntımız var. Aslında bu sektör Türkiye'de çok önemli bir sektör. Geleceği olan bir sektör, büyüyen bir sektör, dünyaya entegre bir sektör. Burada çalışan, burada iş yapan, burada kariyer yapan gençlerimizin yurt dışında da yurt içinde de önleri açık, iş de yapabiliyorlar. Bugün turizm sektörümüz bizim
yurt dışına know-how ihraç eder hale geldi. Yani bizim yurt dışında çalışan genel müdürlerimiz, satış müdürlerimiz, aşçı başlarımız, yiyecek içeceklerimiz var. Dünyanın birçok yerinde şu anda bizim profesyonellerimiz çok iyi otellerde görev yapıyorlar. Bu ülkede bu işi öğrenerek, bu ülkede çalışarak. Dolayısıyla gençlerimizi bu sektörde çalışmaya bekliyoruz, davet ediyoruz. Hem işsizlik anlamında sorunu ciddi şekilde faydası olacak çözeceğiz, hem de sektörün istihdam ihtiyacını giderecek. Onun dışında turizm sektörünün bir diğer sorunu da işte bu maliyetlerimizdeki artışlar. Yani biz bunları fiyatlara yansıtmamaya çalışıyoruz. Murat Başkanımızın söylediği gibi kalitemizi koruyacağız, korumaya çalışıyoruz. Ancak ne kadar bunu biz koruyabiliriz bilmiyorum. KDV oranımız bizim %8'e çıktı. Evet. Hükümetimiz 2 yıl üst üste bize KDV oranında %1 gibi bir oranla çekmişti. %8 KDV'lerimizi böyle bir destek vermişti. Böyle bir desteği bu yılda tekrar alabilirsek, en azından şu maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamadığımız bu maliyetler, hem yurt içindeki yerli misafirimizin daha rahat tatil yapması, hem de bizlerin maliyetleri biraz daha toparlamamız açısından bize bir destek olur diye düşünüyorum. Onun dışında bizim artık hükümetimiz turizm sektörünü, bizden bir turizm bakanımız var. Bizim sektörü çok iyi bilen, bizden yetişmiş, bu mesleği profesyonelce yapmış, kendi işi olan, marka yaratmış, çok iyi bir turizm, işi bilen turizm bakanımız var. Dolayısıyla sektörün sorunlarını biliyor. Bizlerle çok yakın temas halinde. Hükümetimiz de artık turizm sektörünün önemini, istihdam olsun, ihracattaki olsun, diğer sektörlere olan katkıları konusunda olsun, artık çok net bir şekilde anlaşıldı. Bürokrasi de sektörümüzün önemini anladı. Dolayısıyla geriye kalan bunları bir araya getirip bu söylediğimiz çözümleri bir politika bir haline getirip bir politika oluşturabilip bir yol haritası çizebilirsek turizm sektörü önümüzdeki yıllarda Türkiye için lokomotif sektör olacak, olmaya da devam edecek ve birinci sıraya çıkacağız inşallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz düşünceleriniz için. Tabii sizin de işlerinizin yoğunluğu vardır. Teşekkür edelim sizleri. Uğurlayalım istiyoruz fazla vaktinizi almadan. Çok teşekkür ediyoruz Taceddin Başkanım. Hayırlı işler, bol kazançlar, bereketli bir sezon olsun diyelim sizler için. Teşekkür ederim. Ben de yayınınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, Mustafa Başkanımıza döneceğiz. Güney Ege'deki hem tekrar bir son durumu ele alalım istiyoruz ama kısa bir aramız olsun dilerseniz. Çok kısa bir aramız olacak. Ardından Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği GETOP Başkanı Mustafa Deliveri ve Dentrot Başkanım Sayın Şen'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gündemimiz turizm ve turizmin meselelerini de masaya yatırıyoruz. 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla hiçbir yerlere ayrılmayınız. Değerli izleyenlerimiz, DRT ekranlarında Haftaya Bakış programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gündemimiz turizm ve turizmin 2022 sezonu haliyle bayram rezervasyonları, yaz sezonu, bununla birlikte yaşanan birçok olumsuzluk var. Turizm sektörünü nasıl etkiliyor ilk bölümde? Türkiye Otelciler Federasyonu, TÜROFET Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Oteller Derneği KODER Başkanı Sayın Taceddin Özden bizlerle birlikteydi. Ve tabii ki GETO Başkanı Sayın Mustafa Deliveri de bizlere eşlik etti. İkinci bölümde yine bizlerle birlikte ve Dentrot Başkanımız Gazi Murat Şen de stüdyomuzda konuğumuz. Evet, Mustafa Başkanım, sizinle devam edelim istiyoruz. Şimdi aslında Aralık 2021'de yaptığımız programda da sizin düşüncelerinizi de almıştık. Tabii işin hani dedik ya pandemi süreci, dövizdeki oynaklık, ekonomik daralma, enflasyon, savaş bunlar turizme ciddi bir şekilde etki ediyor. Ama bunun yanında işte sektörün içinde bulunduğu problemler, siz kendi pencerenizden baktığınız zaman taleplerinizi de ele aldığınızda neler söylemek istersiniz bu açıdan? Bizim sektörümüzün bu son iki sene içinde yaşadığımız, en başta pandemi ile olmakla beraber yaşadığımız sıkıntıların birinci konu finansman. Evet. Şu an bizim bölgemizdeki birçok otel finansman sorunu yaşamakta. Kredilerini refinansman yapanlar, ödeme planı revizyonları ve ek kredilerle
bir şekilde 2020 ve 2021 yıllarında ayakta kalmaya çalışıldı. Şu an için en temel sorunun ben bunun finansman olduğu görüşündeyim. Burada Taceddin Başkan'ın da değindiği gibi KDV desteği bizim için çok büyük bir artı sağlayacaktır. Sonuçta biz bu sezonu, 2022 sezonunu, bu son iki yılda edindiğimiz yaraları, kaybettiğimiz kanı telafi etme amaçlı bu sezonu planlamışken olabilecek bir KDV desteği bizim sektörümüzü oldukça rahatlatacaktır. İstihdam konusunda da ne yazık ki bizim bölgemizin şu an diğer bir temel sorunu istihdam. Son iki yılda ne yazık ki sektörü turizm sektöründen uzaklaşmış, ayrılmış, farklı sektörlere yönelmiş birçok eski turizm çalışanımız bulunmaktadır. Kendi tesisim özelinde ve derneğimizin üyelerinden bu konuda oldukça fazla bildirim alıyoruz. Bu sadece Türkiye'ye özgü değil, bütün dünyada yaşanan bir sorundur. Hatta bununla ilgili geçtiğimiz haftalarda Manchester Havalimanı'nda çok büyük bir kriz yaşandı. Yüzün üzerinde uçak iptal oldu. Sebebi de pandemi zamanında İngiltere'deki işten çıkarmalar, izinler vesaire neticesinde sektör çalışanlarının sektörü bırakmış olması ve sektörün toparlanma hızına adapte olamayacak bir şekilde bu açığın kapatılamamasından dolayı aksayan hizmet. Havalimanı'nda birçok uçuşlar iptal edilmişti. Bu da geçtiğimiz günlerde yaşandı. Yani bu dünyada yaşanan bir sorun. Çünkü pandeminin en başta etkilediği sektörlerin başında havacılık ve turizm sektörü gelmekteydi. Bunun haricinde benim değinmek istediğim bir diğer konu da az önce başkanlarımın da altını çizdiği malum turizm sezonu başladı. Bizim için otelciler için sezon başladı ve ne yazık ki dolandırıcılar için de sezon başladı. Tatil tüketicilerinin, tatile çıkmak isteyen vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olmalarının ben de altını çizmek istiyorum. İki ayak üzerinden bu tür dolandırıcılıklar gerçekleşmekte. Birincisi acenta web sitelerinin kopyalanması, diğeri de otel web sitelerinin birebir çok profesyonelce kopyalanması neticesinde. Acenta web sitelerinde dikkat edilmesi gereken unsur belli. Burada TurSap'ın dijital doğrulama sayfasına yönlendiren ve de e-ticaret bilgi platformuna yönlendiren dijital plakalara bakılması gerekmektedir. Bu plakalara tıklandığında TurSap'ın sayfasında veya e-ticaret bilgi platformu sayfasında bu operatörün, bu acentanın gerçekten o acenta olup olmadığı kolaylıkla kontrol edilmekte. Otel ayağında bu iş biraz daha zor ne yazık ki. Ufak kelime oyunları, ufak harflerle farklı domain alan adları alarak birebir kopya sitelerle bizim bölgemizde de birçok kez büyük çapta, büyük ölçüde dolandırıcılıklar yapıldı. Misafirin tatile çıkmayı düşünen vatandaşlarının çok dikkatli olması gerekmekte. Sosyal medya hesaplarını, web sitelerini, gönderilen e-mailleri, telefonla veya SMS'le edinilen ulaşımlarda kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu arayan kişilerin gerçekten OYT'nin yetkilisi olup olmadığını bu konuda ben tatil tüketicilerine tekrar buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Evet. Sizlere de o zaman bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyoruz. Tabii yeni bir açılışınız da oldu yanılmıyorsam. Bereketli olsun, hayırlı işler olsun tabii ki. Dediğiniz nokta yine hani Murat Başkanımızın da söylemiş olduğu üzere TÜRSAP ve tabii ki bu işin doğru yerden yapılması noktasında hakikaten kullanıcılar da tatil düşünen kişiler de hakikaten 2-3 yerden teyit edip, çek edip o şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bunun dışında tabii ki hakikaten ayırt edemeyeceğiniz düzeyde çok ciddi dolandırıcılıkların olduğunu görüyoruz. Bu hem turizm sektöründe hem de işte şu kadar borcunuz vardır tıklayın gibi çok çeşitli dolandırıcılık durumları oluyor. Sayın Delivery çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bol kazançlar, güzel bir sezon diliyoruz bütün turizmciler nezdinde. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Evet, Sayın Delivery'nin de aslında vurguladığı noktalar çok önemli. Bu bir taraftan aslında turizmcinin de bu finansal manada bakıldığında işte finansmana erişim probleminin ortadan kaldırılması, işte KGF'ler biraz daha nasıl bir düzenleme yapılır, edilir? Bu konuda sizin düşünceniz nedir? Özellikle bu ciddi bir sıkıntının yaşandığı süreç içerisinden geçilirken çok önemli maddelerden bir tanesiydi ki hala o sıcaklığını koruyor anladığım kadarıyla bu. Ya özellikle yazlık bölgelerde işte Marmaris, Fethiye, Bodrum gibi geçen yıl bir de yangından dolayı etkilenen bölgelerde 2 yıl işte pandemi arkasından yangın.
Bu bölgedeki arkadaşlarımız tesislerini açmasına rağmen müşteri alamadılar. Alamayınca da ciddi anlamda kredi ihtiyaçları oldu. Daha önce almış oldukları kredileri ödeyemediler. Onları tekrar yapılandırmak durumunda kaldılar. O anlamda açılacak olan kredi garanti fonundan olan kredilerin bizim sektörümüzde biraz daha pozitif ayrımcılıkla dağıtılmasında fayda var. Yani bir tekstil, bir imalat sektörü bu baktığınız zaman COVID döneminde bir hizmet sektörü kadar asla etkilenmedi. Ve onlar işlerine devam edebildiler. Ciddi anlamda da para da kazandılar. Ama bizim sektörümüz bundan çok etkilendi. Ve biz ciddi anlamda... Merkezinde insan var. Evet, aynen öyle. Mesela kısa çalışma ödeneği bizim için bir can suyuydu. Personelimizi en azından tutabileceğimizi umut ediyorduk. Ama baktığınız zaman kısa çalışma ödeneğinden sonra işe gelmeyen personellerimiz de var. Artık farklı yerlerde çalışmaya başlamış. Kısa çalışma ödeneğini de almış. Ama orada çalışırken başka yere giriş yapmamış. Şimdi o sektörde çalışmaya başlıyor. Bir de hani iki yıl bir zorluk, sonra işte bu savaş falan, artık hani ya diyor ben bu sektörden çıkayım diyor yani. Artık yani gelecek yıl ne olacak belli değil. Bu da personel konusunda ciddi anlamda bizim sıkıntımız oluyor ki. Şimdi yavaş başladı sezon, hızlanacak. Biz Haziran'dan itibaren çok ciddi anlamda personel sıkıntısı da yaşayacağız. Çünkü yeteri miktarda yetişmiş personelimiz yok. Evet. Tüm bölgelerde yok. Tercihettin Başkan da dedi. Evet. Devletin özellikle lise denge okullarından stajyer öğrencileri daha hızlı bir şekilde bizim sektörümüze adapte etmesi lazım. Çalışma sürelerinin, staj sürelerinin Nisan'la Kasım ayı arasında olması lazım ki hem o arkadaşlar para kazansınlar, hem sektörümüze alışsınlar ve bundan sonraki yaşamında da sektörümüzde devam etsinler. Şunu merak ediyorum, sözünüzü unutmayın. Önemli olduğu için bunu sormak istiyorum. Şimdi diyelim lisede turizm bölümünde okuyan meslek lisesi noktasında son sene mi stajını, bir sene mi yapıyor? Hayır, son sene yapmıyor. Son 3 yıl yani daki öğrenciler, mesela Akköy Meslek Lisesi'nden bahsedeyim ben. Evet. Onların hepsi staja geliyorlar ve staj yapıyorlar. Son sene değil. Son sene değil. Değil mi? Değil. Değil. Son 2 yıl yapıyorlar. Yani son çünkü sınıf zaten mezun şöyle, oluyor. Şöyle düşünüyoruz. Yani olayı biraz tıp fakültesi o gözünden baktığımız zaman bu da aynı şey. Yani mühendisler için de bu geçerli. O kişilerin evet birinci sene teorik dersler almasından öte pratiği de işin içerisinde deneyimlemesi gerekiyor. Ki turizm sektörü de böyle bir şey zaten. Kesinlikle. Hatta şöyle söyleyeyim. Turizm meslek liselerinin hami otelleri var, hami tesisleri evet, var. Evet. Onlar uygulama, ekipman yardımı evet. yapıyorlar. O yardımların neticesinde de her yıl belli sayıda öğrenciyi de kendi bünyelerinde istihdam ediyorlar. Diğer tesisler gibi ücretlerini veriyorlar. Bazıları farklı daha fark veriyorlar ki o öğrencileri okul bittikten sonra da kendi bünyelerinde çalıştırmak istiyorlar. Bence çok olumlu bir şey. Hem o okulların almış olduğu katkılardan dolayı eğitim kaliteleri artıyor. Hem de çıkan gelen öğrenciler daha bilgili, daha görgülü oluyorlar. Biz kendi tesisimizi söyleyeyim. Ben yıllardır Akköy Meslek Lisesi'nden stajyer öğrenci alıyorum. Gelen arkadaşlarımıza baktığımız zaman okulda devamsızlık yapan kişilerin gelip otellerde çalışmaya başladığı zaman hiç devamsızlık yaptığını görmüyoruz. Bir disipline durumda disiplin oluyor. Disiplin oluyor. Yani çok disiplinli güzel, bir ortama güzel. Girdiği zaman evet. onlar da ona uyum sağlıyorlar. Onların da bence kişisel bir gelişimleri bundan sonraki hayatlara bakış açısını da daha doğru bir yöne sevk ediyor. Daha bir meslek sahibi oluyorlar. Şu anda Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olan hangi bölümden olursa olsun arkadaşımızın işsiz kalması diye bir şey söz konusu asla değil. Evet. Ve daha iyi bir rakamlarla da gerek işte Antalya bölgesinde gerek bizim bölgemizde mutlaka ve mutlaka iş bulurlar. Evet. Kaldığımız maddelerden devam edebiliriz. Evet. Orada o notları es geçmeyelim. Önemli yani şöyle var. Bayram rezervasyonlarına baktığımız zaman bizim bölgemizde de özellikle denizin ısınmamasından dolayı sahil bölgelerinde rezervasyonlar biraz daha az oluyor. Yani Haziran'dan itibaren sahil yöreleri daha çok rezervasyon alıyor. Karla ilgili artık kar da yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Ama termal bölgeler bayram döneminde daha fazla rezervasyon alıyor, almakta. Bölgemiz de almakta. Bayram döneminde Pamukkale bölgesinde biz çok yoğun bir şekilde yerli misafirlerle dolacağını bekliyoruz. Yabancı misafirlerimiz de var. Ondan dolayı da bir sıkıntımız yok. Özellikle dediğim gibi Haziran'dan itibaren ülkemizdeki her bölge yoğun bir şekilde gerek yerli gerek yabancı misafiri alacak. Bizim bir de özellikle
Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın, çalışan vatandaşlarımızın da son birkaç yılda Covid'den dolayı ülkemize gelemediğinizi düşünürseniz, evet, onların da bir talepleri oluyor yoğun bir şekilde. Onları biz kontrol edemiyoruz. Son dakikada oluşuyor. Yığılma evet, oluyor. Artık klasik böyle ben gideyim anamı babamı göreyim, köyümde 30 gün geçireyim şeklinde değil. Gelen yeni nesil 2 gün, 3 gün orada ailesini görüyor. Ondan sonra ülkenin değişik bölgelerinde de tatil yapıyor. Evet. Bölgemizde Pamukkale olmasından dolayı şanslı, bölgemize de çok sayıda gurbetçi vatandaşımızın geldiğini, burada 2 gün, 3 gün konakladığını da gözlemliyoruz. O da bölgemiz için iyi. Biz geçen yıl işte 1 milyon 200 bin civarında Pamukkale Ören yerinde yerli ve yabancı ziyaretçinin girdiğini gördük. Bunun ben bu yıl 2 milyona ulaşacağına umut ediyorum. Tabii hedeflerimiz bizim bu savaş olmasaydı çok daha yüksekti. Ama savaşın gölgesinde kalmış olsa da biz yine hedeflediğimiz bu 45 milyon civarındaki yabancı yerli misafirlerin, yani ülkemizi ziyaret edecek gurbetçi ve yabancı misafir diyeyim, ona ulaşabileceğimizi açıkçası ben düşünüyorum. O hedeften de biz sapmayacağız. Avrupa ülkelerinden katkı olacak. Geçen yıl İngiltere pazarı kapalıydı. Yaklaşık 3 milyon ve onun üzerinde bir İngiliz'in ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Turizm Geliştirme Ajansı marifetiyle özellikle İngiltere'de çok yoğun bir şekilde tanıtımlarına devam ediyor. Amerika pazarı son dönemlerde bizim misafir almadığımız bir pazardı. Amerika'dan da gelen misafirleri bölgemizde görüyoruz. Bunun neticesinde daha önce gelmeyen işte İsrail gibi pazarların da bölgemize gelmesiyle, küçüklü büyüklü pazarların gelişmesiyle ülkemiz 2022 yılında iyi bir sezon geçirecek. Evet. Aslında burada bir taraftan hem yani Taceddin Bey'in de Mustafa Bey'in söylemlerine baktığımız zaman illaki bir etkisi var ama bu savaşın çok da etkilenmeyeceğimizi gösteriyor diye bir görüş ortaya çıktı bu manada bakıldığında. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi çok yoğun bir şekilde Rus ve Ukraynalı misafirlerle çalışacak otellerimizde bir takım sıkıntılar olacak. Antalya bölgesi özellikle. Antalya bölgesinde. Çünkü orada baktığınız zaman geçen yıl her 100 turistin 55'i Ukraynalı ve Rus'tu. Evet. Bir anda Ukraynalı'nın tamamen bitmesi, Rus'un da belirsizliği tabii insanlarda bir tereddüt yaratıyor. Ama şu anda gerek Pegasus gerek Türk Hava Yolları'yla charter pozisyonunda artık uçakların başladığını görüyoruz. Türk Hava Yolları'yla ve Pegasus'la yabancı Rus misafirlerin ülkemize geldiğini de gözlemlemekteyiz. Özellikle Rus uçakları biliyorsunuz, Rus bayraklı uçaklar uçamıyorlar. Evet. Ona da bir çözüm aranıyor şu anda. Ki Rusya'da bizim çok aktif bir şekilde Türk acentelerimiz var. Evet. Yoğun bir şekilde Türkiye'ye misafir getiren. Turizm lobisi var diyebiliriz. Evet, evet, aynen. Turizm lobisi var. Acentelerin neredeyse tamamı Türk menşeli. Onların kendi uçakları da var. Onları uçurmaya çalışıyorlar. Türk Hava Yolları da destek oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı zaten çok aktif bir şekilde bunun içinde, olayın içinde çözüm üretmeye çalışıyor. Yani savaş etkisini biraz yitirirse, bir anlaşma zemini olursa toparlama daha hızlı olur, evet, Rusya anlamında. Ama olmazsa da Rus misafir gelmeyecek anlamına gelmiyor bu. Mutlaka gelecektir. Yani ülkenin tamamı da savaş içerisinde değil o manada tabii, yani, bakıldığı zaman. Rusya'daki insanların çok hayat akışını etkileyen bir şey, evet, değil. Bu sadece orada ambargolardan dolayı, evet, seyahat edememe, işte ruble ile doların ekonomik veya euronun durum, evet, takası var. Bir de biz mesela şundan da korkuyorduk. İlk başta ruble işte 81 dolar, 80 ruble civarındaydı. Sonra 140-150'lere çıktı. Evet. Bu da ne demek? Rus misafirin alım gücünün azalması demek. Türkiye'deki tatilini %50 pahalı yapması anlamına geliyordu ki şu anda rublenin işte paritesi tekrar 80'lerin altına geldi. Hatta savaş öncesinden daha iyi duruma geldi. O da umut verici. Rusya'daki orta halli vatandaş dediğimiz yine bizim bölgemizde ikinci, üçüncü bazdaki tesisleri tercih eden Rus misafirler de ülkemize gelebilecek demektir. Bir de hani biraz böyle hafifleme olduğunda özellikle Rusya'ya Avrupa ambargo koyduğundan dolayı belki misafir sayısında da böyle bir Rusya'dan artış da yaşanabilir mi? Bunların hepsini açıkçası yaşayacağız, göreceğiz. Tecrübe edeceğiz hep birlikte. Tabii hep beraber göreceğiz, evet, ama ben çok olumsuz değilim. Kötü bir sezon asla olmayacak. Biz Haziran'da bile geçen yıl açmamıza rağmen bu rakamları yakaladıysak bunun çok çok üstünde rakamları mutlaka yakalayacağız. Ülkemiz zaten çok cennet gibi bir yer. Evet. Hepimiz bunun kıymetini bilelim. Öncelikle
koruyalım. Yine yayından önce konuştuk biliyorsunuz. Evet. İngiltere'deki işte çöpün işte Adana'da çıkması. Evet. Bu ülkemiz için kabullenebilir bir şeyler değil. Biz yani Avrupa'nın çöpçüsü evet. değiliz. Evet. Bunu evet. da devlet araştırmalı. Bu nasıl geliyor, ne oluyor, kimler bu işten para kazanıyor? Bunların da ağır bir şekilde cezalandırılması lazım. Evet. Benim ülkemi evet. kimse çöplüğe çevirememeli. Benim ülkem cennet bir ülke ve biz bunu korumalıyız. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi bir taraftan pandemi dolayısıyla zihinsel olarak insanlar bir kıskaçtaydı. Tatil aslında psikolojik rahatlanmanın en önemli bir çıkış yolu. Bu açıdan da belki 2022 daha rahat geçecek diyebiliriz. Kesinlikle yani herkes bir tatil yapma ihtiyacında, bir yere gitme ihtiyacında. Tabii yani şu andaki işte akaryakıt fiyatlarının çok artması, enflasyonun yüksek olması, vatandaşlarımızın belki tatil için ayırdıkları bütçeleri kısıtlamasına neden olacak ama yani gene imkanları el verdiği şekilde yaşadıkları yerlerden farklı bir yere gitmesi veya yani bir ormanlık alanda dolaşması, bir deniz kenarında yürümesi insanları rahatlatıyor. Bir tebdil mekan olması lazım. Kesinlikle yani imkanları ölçüsünde evet. ufak da olsa en azından yaşadıkları yerlerden uzaklaşsınlar biraz. Evet Sayın Şen çok teşekkür ediyoruz. Çok ben teşekkür sağolunuz. Ediyorum. Keyifli bir sohbet oldu açıkçası turizm bağlamında. Tabii 15-22 Nisan Turizm Haftası kutlu olsun diyelim. Evet, teşekkürler. Biz de bir nevi 15 Nisan gelmeden de bu farkındalığı oluşturalım. Hem gündeme getirelim hem de sezona bir kapı açılırken de birçok gündemi de burada masaya yatıralım istedik. Fikrinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Son bir şey ilave etmek istiyorum. Aklıma gelmişken Turizm Haftası etkinlikleri evet. kapsamında 15 Nisan Cuma günü saat 3'te valilik önünden Çınar'a bir kortej düzenlenecek. Hı hı. Çınar'da da buradaki ilçelerimizin açmış oldukları standlar olacak. Vatandaşlarımızın eğer zamanları uygun olursa, hava da çok güzel, evet. onlar için de bir değişiklik olur. Biz de Turizm Haftası'nı vatandaşlarımızla beraber kutlamış oluruz. Tüm vatandaşlarımızı da ben davet ediyorum. Davet ediyorsunuz, biz de buradan iletelim. Kutlu olsun diyelim tabii. En azından bizim de bir katkımız olsun program manasında. Onu istedik. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz, çok değerli konuklarımız vardı. Stüdyomuzda Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Sayın Gazi Murat Şen bizlerle birlikteydi. Ve bizlere tabii Vimex üzerinden bağlantı sağlayan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Taceddin Özden vardı. Güney Ege kısmında ise Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği GETO Başkanı Mustafa Deriveli bizlere eşlik etti. Turizmi birçok noktadan, her açıdan, dereceden masaya yatırmaya çalıştık. Umuyoruz güzel mesajlar çıkmıştır ki çıktığına inanıyoruz. Bununla birlikte eğer bir tatil düşünceniz varsa bu daha da ucuzlar diye beklememek lazım. Taceddin Başkan'ın belirttiği üzere şu anda rezervasyonunuzu yapıp uygun fiyattan yerinizi ayırtmanızda ve tabii ki mutlaka TÜRSAP onaylı acentelerden de bu işleminizi, rezervasyon işleminizi internet üzerinden yaptırmanızın da önemi olduğunu da bir kez daha belirtelim. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma adına çok teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysek de affola efendim. İyi haftalar.